Bugün ilk görüşmemi Sayın Valimizle gerçekleştirip ardından kısa bir basın açıklaması yaptım. Akabinde de Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Oradaki çalışma arkadaşlarımla hastanemizin pandemide yaşadığı süreci değerlendirdik. Ziyaretleri tamamlayınca çalışma programına geçtik. 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 5 ilimizin il sağlık müdürleri, başhekimleri ve sahada görev alan koordinatörlerimizle bir araya geldik. Yapacağım açıklamalar Bursa ile birlikte Balıkesir'i, Bilecik'i, Çanakkale ve Yalova'yı ilgilendiren açıklamalar olacaktır. Bunun da ötesinde söyleyeceklerim salgının herhangi bir şehirdeki tırmanışının ülkenin her yerini ilgilendirdiğini bilen bütün yurttaşlarımızı yakından ilgilendirecek niteliktedir. Eklemek zorundayım ki durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu noktanın adını koymak ise uyarıcılığı bakımından yararlıdır. Bu sebeple Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ilimiz ve diğer illerimizdir. Sabahki konuşmamda belirttiğim gibi İstanbul buna dahildir. Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi bir diğer tabirle ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirve noktasını da Eylül'de yaşamıştık. Anadolu'da ise ilk zirve Eylül'de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış ve hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır. Mevcut koşullarda sağlık ordumuzun gücünden, hastane kapasitemizden, hizmet için gerekli imkanlardan, sahadaki ekiplerimizden, test sayılarımızdan, temaslı taramasından, izolasyondan ve hepsinden önemlisi devletimizin bu mücadeleye verdiği önemden yana kimsenin endişesi olmamalıdır. İnanıyorum ki yoktur. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindiricidir. Fakat bu durum işin ciddiyetini azaltmıyor. Çünkü salgın bize şunu öğretti. Virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bugün yaptığımız değerlendirmeler sonucu Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Çanakkale illerimizde COVID-19 ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bilecik'te geçen aya göre vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir'de, Yalova'da ve Çanakkale'de ise bir ay öncesine göre %50 oranında vaka artışı görüyoruz. Yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde durum şu şekilde. Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Yatak doluluk oranımız ise %60, yoğun bakım doluluk oranımız %75, ventilatör doluluk oranımız ise %38. Balıkesir ilimizde 48 yoğun bakım yatağı daha arttırılması için planlarımızı yaptık. Yatak doluluk oranımız Balıkesir'de %48, yoğun bakım doluluk oranımız %62, ventilatör doluluk oranımız ise %31. Bilecik 21 yoğun bakım yatağı daha arttırılması için Bilecik'te planlarımızı yaptık. Yatak doluluk oranımız %36, yoğun bakım doluluk oranımız %42, solunum cihazı doluluk oranımız ise %56.
Çanakkale ilimizde yoğun bakım yatak kapasitemize 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk oranımız %34, yoğun bakım doluluk oranımız %48, solunum cihazı doluluk oranımız ise %24. Yalova'daki mevcut yoğun bakım yataklarımıza 9 yatak ilavesi yapıyoruz. Yatak doluluk oranımız %62, yoğun bakım doluluk oranımız %60, solunum cihazı doluluk oranımız ise %26. Belirttiğim gibi salgınla mücadelede önemli bir silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde hem şüpheli temasları tespit ediyor, evlerinde izolasyona alıyor, hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz. Her bir filyasyon ekibimiz bildiğiniz gibi 3 kişiden oluşmakta. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Yalova'da ekip sayımızı 60'a çıkarıyoruz. Bilecik ilimizde 66 filyasyon ekibimiz mevcut. Çanakkale'deki 42 filyasyon ekip sayısını 97'ye çıkarıyoruz. Bugün ilk görüşmemi Sayın Valimizle gerçekleştirip ardından kısa bir basın açıklaması yaptım. Akabinde de Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Oradaki çalışma arkadaşlarımla hastanemizin pandemide yaşadığı süreci değerlendirdik. Ziyaretleri tamamlayınca çalışma programına geçtik. 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 5 ilimizin il sağlık müdürleri, başhekimleri ve sahada görev alan koordinatörlerimizle bir araya geldik. Yapacağım açıklamalar Bursa ile birlikte Balıkesir'i, Bilecik'i, Çanakkale ve Yalova'yı ilgilendiren açıklamalar olacaktır. Bunun da ötesinde söyleyeceklerim, salgının herhangi bir şehirdeki tırmanışının ülkenin her yerini ilgilendirdiğini bilen bütün yurttaşlarımızı yakından ilgilendirecek niteliktedir. Eklemek zorundayım ki durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu noktanın adını koymak ise uyarıcılığı bakımından yararlıdır. Bu sebeple Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ilimiz ve diğer illerimizdir. Sabahki konuşmamda belirttiğim gibi İstanbul buna dahildir. Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi bir diğer tabirle ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da İkinci zirve noktasını da Eylül'de yaşamıştık. Anadolu'da ise ilk zirve Eylül'de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış ve hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır. Mevcut koşullarda sağlık ordumuzun gücünden, hastane kapasitemizden, hizmet için gerekli imkanlardan, sahadaki ekiplerimizden, test sayılarımızdan, temaslı taramasından, izolasyondan ve hepsinden önemlisi devletimizin bu mücadeleye verdiği önemden yana kimsenin endişesi olmamalıdır. İnanıyorum ki yoktur. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindiricidir. Fakat bu durum işin ciddiyetini azaltmıyor. Çünkü salgın bize şunu öğretti. Virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı
koruma mücadelesidir. Bugün yaptığımız değerlendirmeler sonucu Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Çanakkale illerimizde COVID-19 ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bilecik'te geçen aya göre vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir'de, Yalova'da ve Çanakkale'de ise bir ay öncesine göre %50 oranında vaka artışı görüyoruz. Yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde durum şu şekilde. Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Yatak doluluk oranımız ise %60, yoğun bakım doluluk oranımız %75, ventilatör doluluk oranımız ise %38. Balıkesir ilimizde 48 yoğun bakım yatağı daha arttırılması için planlarımızı yaptık. Yatak doluluk oranımız Balıkesir'de %48, yoğun bakım doluluk oranımız %62, ventilatör doluluk oranımız ise %31. Bilecik 21 yoğun bakım yatağı daha arttırılması için Bilecik'te planlarımızı yaptık. Yatak doluluk oranımız %36, yoğun bakım doluluk oranımız %42, solunum cihazı doluluk oranımız ise %56. Çanakkale ilimizde yoğun bakım yatak kapasitemize 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk oranımız %34, yoğun bakım doluluk oranımız %48, solunum cihazı doluluk oranımız ise %24. Yalova'daki mevcut yoğun bakım yataklarımıza 9 yatak ilavesi yapıyoruz. Yatak doluluk oranımız %62, yoğun bakım doluluk oranımız %60, solunum cihazı doluluk oranımız ise %26. Belirttiğim gibi salgınla mücadelede önemli bir silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde hem şüpheli temasları tespit ediyor, evlerinde izolasyona alıyor, hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz. Her bir filyasyon ekibimiz bildiğiniz gibi 3 kişiden oluşmakta. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Yalova'da ekip sayımızı 60'a çıkarıyoruz. Bilecik ilimizde 66 filyasyon ekibimiz mevcut. Çanakkale'deki 42 filyasyon ekip sayısını 97'ye çıkarıyoruz.